Arkadaşlar merhabalar. Videoya geçmeden önce size bir şey göstermek istedim. Yorumlarda bir arkadaşımız Kufra ile Ulti Fiske kombosunu sormuş. Bu kombonun nasıl olduğunu göstereceğim öncelikle. Şimdi yapacağınız hamleye göre değişen bir kombo bu. Adam mesela şu an burada. Şöyle bir adamı duvara saplayabiliriz. Sen beni salar mısın lütfen? Şu çocuğu bir uzaklaştırayım yanımdan. Sen bir git. Şimdi sen buradasın. Şuradaki botları da buradan yürüyen adamlar varsayalım. Şimdi bu skill'i böyle basarsam bu adamları bize doğru yakın olan duvara sabitler demek. Böyle yaparsam önümdeki duvara sabitler demek. Ben bize de yakın olana sabitleyeceğim. Ultimi bastım. Direkt fiske attım. Ultimi bir daha göstereceğim. Yanındayken göstereyim. Ultimi böyle basıyorum. Bastığım gibi fiske atıyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela oto basmamanız lazım. Şöyle göstereyim. Bak şimdi. Oto bastım, fiske attım. Bu olmuyor. Bu iyi olmuyor. Bak bakmayın burada adamı duvara sapladığıma. Bu her zaman böyle olan bir şey değil. Bu riskli bir kumar gibi bir şey. %50 şans. Ya olur ya olmaz. O yüzden garantiye alın. Sen yine mi geldin? Şimdi diğer olanı göstereceğim. Gider misin? Şimdi adamları diğer duvara saplayacaksam yine bastım. Fiskeyle bu işi bitirdim. Önce sabitleyeceğim yere ultimi atıyorum. Attığım gibi direkt fiskeyi oraya doğru attığımda adamı direkt kaçınılmaz bir şekilde duvara sabitliyor. Basit bir şey. Biraz pratik yaparsanız çok da pratiğe gerek yok. Eliniz hemen alışıyor. Yani biraz Kufra ile oynarsanız bunu rahatlıkla yaparsınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani geliyorsunuz buradan. Şu şekilde. Bunu basıp direkt bunu attığınız gibi adamı mükemmel bir combo ile işini bitirebiliyorsunuz. Bunu normal oyunda da yapabilirsiniz. Her türlü işlevsel. Böyle görmek istediğiniz kombolar olursa söyleyin bana. Ben gösteririm. Hiç çekinmem. Bak bu kombomu yapmamı isteyen sadece bir kişiydi. Yani sayısı önemli değil. İsteyin. Ben müsait oldukça bunların hepsini, istediğiniz her şeyi yapmaya çalışacağım. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Arkadaşlar merhabalar. Bugün beleri kaldım. Sıralı mı açtayım? Sola girdim. Bir dakika şöyle bir rahat oturuş pozisyonuna geçeyim de güzel oynayayım. Beleri kaldım. Yorumlarda belerik birkaç kere görünce dedim insanları kırmayayım. Belerik oynayayım. Şimdi şöyle şunu da yapabilirdim size. 10 maç belirikle maç atıp 9'unu kaybedip 10. maçta mükemmel bir win alırsam ve bunu size atıp belirik şöyle böyle de diyebilirdim. Ama yapmayacağım. Belirik ne hale gelmiş, belirik ne kadar güçlenmiş veya ne kadar işlevsel, oyun kazandırabilecek seviyede mi, kaybettiriyor mu, onları göstereceğim. Bu oyunun sonucu ne olursa olsun bu video size gelecek. Sadece oyunda beraber izleyeceğiz. Ne kadar işlevsel dediğim gibi. Karşıda iki tane saf var. Benedetta bildiğim kadarıyla nerflü. Şimdi bu orada bir pasif var. Pasifini şöyle okuyalım. Her 50 hasar aldığında %25 şanslı hedefe doğru böyle sarmaşık gibi bir şey fırlatıyor. O ona güzel bir hasar veriyor. Ve bu %25 şans dediğine bakmayın. Sürekli atıyor bunu. %25 şans sanki %70-80 şans gibi bir şey. Stun'ı çok güzel. Adamı kendisine doğru çektiği için bayağı işlevsel oluyor. Sadece biraz geç atıyor stun'ı. O benim canımı sıkıyor biraz. Şurada. Bozdum onu. Ben de Kufra oynadığım için bu tarz şeylerde hakimim rakibi. Tamam çaldım onu. Buraya yaklaştırmamamız gerekiyor bunları bizim. 7 ostanı. Devam ederiz. Çok iyisin. Onu da keseriz.
Hadi bakalım. Orada bir tur daha olay var. Bir tur daha olay var. Çok güzel. Kalet güzel gördü burayı. Şimdi kalet biraz düştü. O yüzden ben kalede bir tur yardıma giderim. Düştü dediğim yani farmda geri kaldı. Nox'u düşürürsem onun karşısında rahatlıkla farmı itebilir. Beni bekle. Şuradan yılanlıya yılanlıya geleceğim. Onu stunlayacağım. Saldır kanka. Tamam, fiskesini aldık. Güzel. Hemen infosunu verelim. Görmüştür ama yine de verelim. Çok fazla mana harcadığı için fazla skill basmamak gerekiyor. Yerli yerinde kullanmak gerekiyor. Güzel. Fiskesi olmadığı için gayet güzel bir şekilde cezalandırdı onu. Hemen şimdi aşağıya giderim. Aşağıdan bir spell veya kill alalım. Güzel, onu da kesti. Çok güzel takım. Bir bot alabiliriz. Turtle'da ses yok. Lunox yer değiştirmiş. Benedetta yukarı gidecek ama Kalet bayağı önde. Muhtemelen Benedetta'yı da rahatlıkla dövebilir. Beni bekle, onu oynarız beraber. Şurada. 7 o stana. 7 stana. Güzel. Öldü bu. Öldü bu. Çok iyi. Güzel. Hemen bir base atacağım. Stun'ı çok fazla kanser ediyor ya. Adamı böyle üstünde bir şey, elektrik gibi bir şey çarpıtıyor. Geri doğru çekiyor falan. Geç vuruyor biraz ama vurduğunda da tam işlevsel. Tamam, o çocuk kaçtı. Şimdi biz kahin mi alsak? Kemer alalım. Kemerle bayağı işlev görüşü gösterebiliriz. Verdim stun'ı. Çok güzel. Güzel oynadık orayı. Şimdi yukarı gideceğim. Bu kostümü de harikaymış Belerik'in. Elit kostümü de çok güzel. Böyle kahverengi bir şey. Şöyle bakayım. İkinci skill'i bastığınızda size biraz can veriyor. Bunu kullanabilirsiniz ölecek durumlarda. O itemin infosunu verdim. Beraber oyun yapabiliriz Guni ile. Aşağıda oyun var. Geldim, geldim. Beni bekle, beni bekle. Tutacak onu. Tuttum hepsini. Hadi oyna buna. Bunu oyna. Tamam, stun'ı ben alacağım. Güzel. O da ölür, o da ölür. Asist alayım. Bir tane vurayım ona. Bir tane. Hadi. Tamam, asistimi aldım. Kili de almaya kalktım. Biraz yüzsüzlük yaptım ama kili alamadık. Midi iteceğim. Çocuk da turtle alsın. İki tane güzel bir işlev gösterelim şurada. Güzel. Çok az burada bekleyeceğim. Aldı mı? Tamam. Alana kadar bekleyecektim, öyle gidecektim. Güzel olan şey ultisi çok çabuk dönüyor. Ultisinin süresine bakalım. 37 saniye yazıyor ama aldığınız bekleme süreleriyle hemen dönüyor. Daha yeni attım ultimi, yine geldi. Geldim, oynarız ona. Fazla agresif oynuyor. Saldır. Tuttum hepsini. Oyna buna. Ah be, Kalet geldi. Tamam, tamamlar orayı. Can alacağım ondan. Güzel. Kolay kolay salmıyor adamları. Biraz can alayım. Adamsın lan. Sen bana saldın bunu. Şu adama bir hasar denemesi yapacağım. Gel bakayım bir.
Kalet geliyor, gördüm. Öldü bu. Güzel. Kalet haritayı iyi takip ediyor. O yüzden onunla güzel oyunlar yapabiliyoruz. Şimdi bana atlayacak. Atladı şu an. Atlamadı. Güzel. Devam et. Keser misin onu? Ben keseceğim yoksa bak. Dur şimdi. Gel. Hadi atla. Atla bana. Atlamadı. Ben olsam ben de atlamam. Gördüm seni. Gördüm seni. Yedi stun'ı. Tuttum bu çocuğu. Vuramaz sana. Çok iyi. O da beni kurtardı. Bir daha stunladım onu. Çok güzel. Hemen geri döneceğim. Şimdi şunu sat. Kemerimiz bitmiş. Bize çok hasar vuran kimdi az önce? Lapu bayağı vurdu. Şöyle yapabiliriz. Şunu alabiliriz. Bunu aldıktan sonra ölümsüzlüğe veya kanata geçebiliriz. Ya da bir Athena ile Meyçer olarak karşıda bir savaş sağlamlık sağlayabiliriz. Şuralardan biraz görüş alacağım. Beni bekle. Ultim var. Yine döndü ultim benim. O çocuk şu an kaşınıyor. Ultisini alabilir miyim onun? Tuttum burayı. Hepsini tuttum. Hepsini tuttum. Tamam. Tanklayacağım. Sıkıntı yok. Tanklayacağım. Güzel. Hasarı benim almam iyi oldu. Cloud ölmedi. Bunu da ölmedi. Bana bayağı hasar vurdular. Şimdi bunun küçüğünü aldık. Buradan Athena alalım. Nox bayağı vuruyor çünkü. Gayet güzel öndeyiz şu an. Önde olmamızın sebebi rakibin kötü oynaması değil. Rakip güzel oynuyor. Yani sadece takım uyumunu iyi yapamıyorlar. Takım uyumunu iyi yapsalar onlar bizi keser. Gelin buraya. Tuttum bunları. Gel. Gel. Ölür bu. Ölür. İkisi de ölür. Standık onda. Vereceğim yavaşlığı. Güzel. Manyak. Manyak mı istiyorsun sen şimdi? Manyak istiyorsan gel. Tamam istemiyormuş manyak. Asur verdiler. Hemen bakalım skorlara. Tablolara bir bakalım şöyle. Güzel gol almışız. 1-1 17 oynamışız. Çok iyi. Baktığımızda Zilong'la aynı hasarı vurmuşuz. Yani bu ne demek oluyor? Gerçekten TF'de yarattığı fark güzel. Oyunu domine edebilirsiniz ama yani her hero'da neredeyse aynı. Her tank oynayışınızda bunu aynı zaten yapmanız lazım. Ne yapacaksınız? Haritayı kontrol edeceksiniz. Ele geçireceksiniz haritayı böyle. Rakibin zaafından yararlanacaksınız. Adamlar aşağı gidiyorsa siz yukarı gank atacaksınız. Veya aşağıya hep birlikte counter gank atacaksınız. Yani kafanıza uyurup gidip satmayacaksınız. Arkanızda biri yokken gidip stun'ı vurup sonra takıma gidip niye gelmiyorsunuz lan demeyeceksiniz. Tank alıyorsan yanındaki adamı kontrol edeceksin. Yanındaki adam ölüyor mu, nereye gitmiş, ne yapıyor? Sen ona uyarlı oynayacaksın. Adamın buff'ı var mı, yok mu, turtle'a mı girmiş, yukarıda pusmuşlar mı, otlara sürekli girmen gerekiyor, görüş alman gerekiyor. Bazen ben tank oynarken görüş almaya girdiğimde öldüğüm oluyor. Bazen dedim sürekli yaşadığım bir şey. Görüş almaya girdiğim an öldüğüm oluyor benim. Ama yapacak bir şey yok. Bunu siz yapmazsanız kimse yapamaz. Yani şöyle takıma baktığınızda Cloud yapamaz. Zilong yapamaz. Bu adamların hepsi narin çarlar.
O yüzden bu tarz şeyleri tankların yapması gerekiyor. Yakında bütün tankların öğretici videolarını göstereceğim. Hepsini ayrı ayrı öğretici video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.